e, uğultular iki taraflı işleyen bir birikimin e, birikimden kaynaklanıyor aslında. Birincisi kadın edebiyatı okumalarından e, işte Sevgi Soysallar, e, Adalet Ağoğlu, Fürüzan, ilk genç kızlığımdan itibaren okuduğum ve beslendiğim yazarlar. E, sonrasında daha bilinçlendikçe Leyla Erbil, Yabancı yazarlar, Alice Monroe, Margaret Atwood sayabiliriz. İşte benim çağdaşım, arkadaşlarım olan kadın yazarlar, Müge İplikçi, Sema Kaygısız ve ve ve. Hepsi çok değerli. Bir, bu birikimden kaynaklanıyor uğultular. İkincisi de kadın olarak deneyimlediğimiz o baskıdan, sınırlardan ee, hiç bitmeyen e, muhafazakarlaşmadan, bunun getirdiği bakınlıktan e, ve bir kabından taşma halinden. Daha önce de ben Kasaba ve Yalanlar ve e, babamın en güzel fotoğrafında da aslında e, Kasaba ve Yalanlarda kadın ve e, beden var. E, i̇lk genç kızlık deneyimlerini anlatan bir anlatıcı var, İlk Regli'yı. Mesela e, cüretkar aslında zamanı için e, 2001'de ilk baskısı yapıldı Kasaba ve Yalanların. E, babamın en güzel fotoğrafında da e, kadın karakterler ön planda ama kadınlık meselesini, kadınlık durumlarını odağa aldığım romanım 2017'de çıkan Uğultular. Deyip kendimden biraz uzaklaşacağım ve e, kadın edebiyatından e, ve başlangıçlardan söz etmek istiyorum bugün size. Ee, başlangıç deyince e, yazarların e, ana karakterleri ve diğer karakterleri okurla tanıştırdığı, meselesini ucundan çıtlattığı e, ve e, kendi duruşunu belli ettiği çok önemli, belki de en önemli bölümüdür romanın başlangıcı. E, sonu da önemlidir çünkü e, bu kadar... Emek verdikten sonra bir okur, sonu da vurucu olmalıdır. Romanın ama e, en e, ehemmiyetli bölümü bence başlangıcıdır. Çünkü bir dünya kurar yazar, o dünyanın kapısını açar başlangıç. Oradan itibaren e, kendinden öncekilerle farkını ortaya koyacak yazar. E, dediğim gibi meselesini belli edecek nasıl bir Mimar e, inşa ettiği e, projeyi bize peyder pey tanıtırsa, başlangıçtan itibaren yavaş yavaş bizi romanın derinliklerine alacak. Bu arada yeni katılımlar oluyor galiba. Herkese e, merhaba diyorum. Sanki yazar arkadaşlar da var aralarında. E, yazarlara ve öğrencilere tekrar merhaba. Biz yeni başlıyoruz. Kadın Edebiyatı ve Başlangıçlar diyerek başlıyoruz. Şimdi aslında her edebiyat eserinin farklı başlangıç noktaları vardır. Bir romanın öncesi, o eserin kafamızda oluştuğu an, anlar, ilk çekirdek. Ondan sonra yazar bir tefekküre yatar, İşte farklı, herkesin farklı esinlenmeleri vardır. Araştırır, benim için mesela ben bir gazeteci damarından geliyorum, araştırma çok önemli. Ve... ...romanın gerçek başlangıcı için masaya oturur. Şimdi bu e, okuyacağım e, başlangıcı belki çoğunuz e, biliyordur, hatırlayacak. ''Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum. Bilseydim bu mutluluğu koruyabilir, her şeyde bambaşka gelişebilir miydi?'' ''Evet, bunun hayatımın en mutlu anı olduğunu anlayabilseydim asla kaçırmazdım o mutluluğu.'' E, Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'nin girişini okudum size. Nedir başlangıcı özel kılan? Edward Said diyor ki başlangıcı verili bir eserde yazarın diğer tüm eserlerden ayrıldığı nokta olarak görebiliriz. Bir başlangıç devam ediyor alıntı Said'in başlangıçlarda Beginnings kitabından. Bir başlangıç mevcut eserlerle hemen ilişkiler kurar. Bunlar süreklilik ilişkileri ya da karşıtlık ilişkileridir ya da ikisinin karışımıdır. Şimdi demin de söz ettiğim gibi kendisinden e, önce çıkmış romanlarla farkını e, koyarak rengini belli eder yazar girişte. E, Pamuk'un bu girişi de bize hangi meşhur romanı hatırlatıyor? Bana en azından Tolstoy'un Anna Karenina'nın Karenina girişini hatırlatıyor. Mutlu aileler birbirine benzerler. Her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. Oblonskilerin evinde durum kötüydü. E, tabii başlangıç deyince benim kastettiğim ilk birkaç sayfa birazdan okudukça da anlayacaksınız. Şiirse ilk birkaç dize yalnızca romanın başlangıcı yok. Öykü'nün de başlangıcı var şiirin de. Tolstoy'un e, bu ünlü girişinden sonra ne olur? Stephen Oblonski'nin Fransız mürebbiye ile karısını aldattığını anlarız. E, durumun üzerine evde kavga çıktığını ve Anna'nın gelmek üzere olduğunu. Bir sınır ihlali var yani. İki anlamda hem bir aldatma. Bir sınır ihlalidir yapılan bir akde, bir ihlal. Hem de anla gelecek. Dışarıdan aileye biri girecek. Bir dünya kurar dedik yazar başlangıçta. Roman yazarı da başlarken seçer, kısaltır. Romanın tekniklerini anlatırken anlatırız bunu. İşte bir anlatıcı seçmek de kısıtlamaktır. Herkesin gözünden anlatamayız, buna karar veririz. Kimin gözünden anlatacağız? İşte birinci kişi mi, ikinci kişi mi? Ee, tanrı anlatıcı mı? Ee, bir yandan sınırlar, bir yandan sınır aşarız. Yani ihlal ederiz. Bunu unutmayalım. Ee, biz karşılaştırmacı edebiyatçılar için çünkü sınır aşmanın ve karşılaştırmanın edebiyat eleştirisinin olmazsa olmazıdır. Biz bunun altını çizeriz. E, Rita Felski mesela Why Not Compare'de neden karşılaştırmayalım da kültürler ötesi karşılaştırmalar e, insanı doğal olarak kabullendiği şeylere yabancılaştırır diyor ve devam ediyor. İşte, Seyahatler de mesela diyor böyledir. E, kendi ülkenizi tanımak istiyorsanız başka bir yere gidin. Şimdi Karşılaştırma aynı zamanda kimliklere de yabancılaştırır bizi. Yani kimliğin de, hem ulusal kimliğin, hem cinsel kimliklerin e, bir kurgu olduğunu anlarız. E, bu da e, kadın edebiyatı okumaları için, kuyur edebiyat okumaları için, bugün çok girmeyeceğim oraya ama önemlidir. E, mesela Deborah Levy, maalesef bugün çok e, zaman yetmeyeceği için almayacağım sıcak sütte ve Yakında çevrileceğini çevirmeninden eda işlerden duyduğum uh, The Man Who Saw Everything, Her Şeyi Gören Adam'da cinsel e, kimlikleri e, belirsizleştiriyor, e, sınırları belirsizleştiriyor. E, sıcak sütteki Sophie, hem bir erkeğe çekiliyor hem bir kadına. Şimdi e, kuyru okumalar yaparken dünya edeb edebiyatına da açılarak onların nerede durduğunu görmek. Ee, kendi alanımız için yani kendi yazacaklarımız için bize ilham verecektir, ufkumuzu açacaktır. Deborah Levy de benim inanılmaz ufkumu açan yazarlardan biri. Bu arada eğer konuyu da, dağıtmayacaksa hemen şunun altını çizmek istiyorum. Ee, queer meselesine girmeyeceğim dedim ama bu o, dersi hazırlarken şöyle düşündüm. Aslında yazar queer kişidir. Çünkü yazarın içinde hem kadın vardır hem erkek. Aksi takdirde biz bir erkek karakter yaratamayız. E, edebiyat içimizdeki sesi aramaksa diye düşündüm bu dersi hazırlarken. E, yazarın içindeki ses aslında e, ne tam kadındır, ne tam dişidir, ne tam erkektir. İkisi de var içimizde. Yoksa biz, e, işte belki ben Jules o yazamazdım... Ya da Deborah Levy, The Man Who Saw Everything'de biseksüel bir karakter varmış. Ana karakter biseksüelmiş. Bir biseksüel karakter oluşturamazdı belki. Dolayısıyla bunun da altını derse başlarken çizmek istiyorum. Yazan kişi queer'dir. E, ve devam edelim. E, ne dedim? Aha, evet, e, karşılaştırmalı perspektiften bakarken aslında hiçbir şeyin... E, tam sabit olmadığını görürüz. Ne kimlikler, e, e, ne kadın kimliği, ne erkek kimliği. E, Edward Said ve Mimesis'in yazarı Auerbach'ı da kadın edebiyatçılara geçmeden bir anmak istiyorum. İkisi de karşılaştırmalı edebiyatın en önemli isimleridir biliyorsunuz. İkisi de bir sınır açtıktan, ülkelerini terk edip e, başka bir ülkeye e, yerleştikten sonra kaleme almışlardır bu en önemli eserlerini. Orientalizm ve Mimesis'i. Said Amerika'ya yerleştikten sonra Arap imgesinin orada ne kadar farklı olduğunu, kendi bildiği Arap e, kültüründen, kodlarından, imgesinden ne kadar farklı olduğunu gördükten sonra e, koyulur oryantalizmi yazmaya. Keza Aurbach, e, çok yakında çevrildi Mimesis. Ben Amerika'ya gittiğimde henüz çevrilmemişti Türkçe'ye. Mimesis'i burada yazar, e, sürgünde. Ve ben şöyle bir çıkarsama yaptım Mimesis'in derste Introduction to Comparative Literature'da direkt bize Auerbach Mimesis'i okuttular. O eseri okurken işte Batı edebiyatında gerçekliğin tasvirini klasikten günümüze getiriyor biliyorsunuz. Bir karşılaştırma yapıyor. Neden dedim kendi kendime Auerbach bunu İstanbul'da yazdı? Çünkü birden aslında e, bütün kodlar yabancılaştı, kendi bildikleri burada geçersiz oldu. Yani bir karşı, karşılaştırma yapma durumunda kaldı zaten. Bu benim çıkarsamam. E, peki biz karşılaştırmalı perspektiften bakarak e, farklı bir şey yaparsak diye düşündüm ve kadın edebiyatını temsil eden eserlerin başlangıçlarını diğer hayli tanıdık eserlerle karşılaştırırsak nereye varız? Şimdi size biraz umarım online etkinlikte buradan takip etmek okuduklarım çok zor olmaz ama huzurun başından bir birkaç paragraf okuyup hatırlatmak istiyorum. E, Tam Pınar'ın o klasiğini. Mümtaz, ağabey dediği amcasının oğlu İhsan'ın hastalandığından beri doğru dürüst sokağa çıkmamıştı. Doktor çağırmak, eczaneye reçete götürüp ilaç getirmek, komşunun evinden telefon etmek gibi şeyler bir tarafa bırakılırsa, bu haftayı hemen hemen ya hastanın başı ucunda yahut da kendi odasında kitap okuyarak, düşünerek, yeğenlerini avutmaya çalışarak geçirmişti. İhsan iki gün kadar ateşten, halsizlikten, arka ağrılarından şikayet etmiş, sonra birdenbire zatürre-i fevkaladelik halini ilan etmiş evin içinde korkudan, telaştan, üzüntüden, bir türlü ağızlardan düşmeyen ve bakışlardan eksilmeyen temennilerden saltanatını o yıkım psikolojisini kurmuştu. Herkes İhsan'ın hastalığının verdiği üzüntüyle uyuyor, onunla uyanıyordu. Bu sabah tren düdüklerinin büsbütün başka korkularla kanatlı uykusundan Mümtaz gene bu üzüntüyle uyandı. Saat 9'a yaklaşıyordu. Bir müddet yatağının kenarına oturup düşündü. Bugün yapacak bir yığın işi vardı. Doktor onda geleceğini söylemişti fakat onu beklemeye mecbur değildi. Her şeyden evvel bir hasta bakıcı bulmak zorundaydı. Devam ediyor böyle işte e, çocuklar harap diyor, e, Sabiha'dan bahsediyor, İhsan'ın kızından, Macide'den ve sonra elbisesini giyinirken insan denen bu saz parçası diye birkaç kere tekrarlıyor. Böylece Mümtaz'ın kendi kendine konuşan biri olduğunu da ee, bize söylüyor. Arkasından söylüyor zaten Mümtaz diyor. Ee, çocukluğundan beri çok yalnız kalan Mümtaz kendi kendisini konuşmayı severdi diyor Tanpınar. Şimdi farkındaysanız bir huzursuzluğun ıı, ilk belirtileri var burada. İşte İhsan rahatsız, çocuklar harap olmuş, macide dahil. Mümtaz da e, Tanpınar'ın o Harikulade cümlesiyle tren dediklerinin büsbüsün başka korkularla kanattığı uykusundan uyanıyor. Hem Tanpınar'ın dilini e, görüyoruz yavaş yavaş, onun sesiyle tanışıyoruz. Ama hem de e, yazarın kurduğu dünyaya giriyoruz. E, biraz sonra, e, birkaç bölüm sonra kiracıdan, e, kira almaya gittiğindeki yine bir fevkaladelik var. İlk defa e, kiracı arıyor ve e, gelsin diyor o, o fellik felik kaçtığı ev sahibini arıyor. Çünkü harp e, yaklaşıyor. Bir yıllık kirayı peşin verecek. E, sonrasında da işte Mümtaz'ın ve Suat'ın varoluş problemlerini o doğu batı ekseninde e, gelişen e, işte Modernite'nin huzursuzluğunun altında kalan Türk kimliğini vesaire görüyoruz. Ama benim için burada en önemlisi bu huzursuzluk. Çünkü ben buradan e, Nermin'in, tuhaf bir kadındaki Nermin'in huzursuzluğuna geçmek istiyorum. Evet. Nermin'in huzursuzluğu hepimizin kadın olarak yakından tanıdığı bir huzursuzluk aslında. Ben onu dışarıda modern, evde geleneksel diye adlandıracağım. Bu iki uç arasında gidip gelme halini biz de tanıyoruz. Bir yandan Cumhuriyet biz kadınları modernizmin nöferleri olarak öne sürerken evde... Başka roller biçiyor. ve e, tuhaf bir kadın tam da buna parmak basıyor. Ee, edebiyat okuyan Nermin evde anne baskısını yaşıyor, dışarıda erkeklerin tacizini yaşıyor. Ee, hiç de o kadar modern değil aslında kadınlar için hayat ya da şöyle söyleyelim Leyla Erbil kendisinden önceki erkek yazarların e, Huzur 1949'da çıkmış ama Tutunamayanlar var, Yusuf Atılgan'ın e, Anayurt Oteli var. Onların aslında dışarıda bıraktığı bir şeyi anlatıyor. Kadının huzursuzluğunu. Yine e, şöyle çabucak ilk birkaç paragrafa bakalım. Farkı sizler de göreceksiniz. Bugün Bedri Meral ile beni Lambo diye bir meyhaneye götürdü. Balık pazarında küçücük bir yer burası. Çok hoş. Ozanlar, ressamlar, gazeteciler geliyor hep. Bedir'in şiiri çıkmış Varlık Dergisi'nde. Onun şerefine götürdü bizi. Şarap içtik. Tabii onların da benim de evlerimizden gizli. Duysalar kıyamet kopar. Bugün annemin sinirleri tepesinde gene. Babamı işten çıkarmışlar. Arkasından söylendi durdu. Koskoca mal sahipleriyle bacak geliyor. Kafa tutuyor onlara. Sanki adadaki köşkler bizi bekliyor. Sana ne haktan hukuktan be adam. Çeneni tut da rahat etsene. Ben ama anne ne yapsın yani kendini ezdirsin mi onlar mal sahibi diye dedim. Sen karışma zaten sen de ona benzersin. Osuruk akıllar siz de diye payladı beni de. Babam bir duysa yapar yuvasını ya neyse. Meral'le son dersi asıp Lamba'ya gittik. Bir ozan ve bir de hikayeciyle tanıştık. Çok hoş insanlar. Şiirlerimi onlardan birine okumak isterdim ama utanıyorum. Meral şiirlerimi neden Bedri'ye göstermediğimi sordu. Bilmiyor abesin ne vakittir bana askıntı olduğunu. Hoşlanmıyorum bu çocuktan. Sonra e, birisine e, işte mesela Lamboya şiirlerini birisine okumak istediğini söylüyor. O da var biri biliyorum diyor. Ve tünelde, Çardaş adlı bir meyhanede gidip şiirlerini ona okuyacak. Çok heyecanlı. Birden oku bakalım reis ne okuyacaksın diyor. Ki bunlar Leyla Erbil'in hayatından aslında o diye işte S diye kısaltıyor adlarını ama e, şimdilik izini e, takip edip bulmadım bildik birileri. Ee, oku bakalım reis ne okuyacaksın diyor bu kabalık karşısında çok bozulup korku korku okudum en güzelinden kimler yer altında yaşama ayten bizleri göz maks maviyken kardeşlerim sapsarı benizlerimiz diye biteni okudum diyor ee, sen bir yerde işçi misin diye sordu ciddi ciddi diyor alay mı ediyor anlamadım hayır ama yakınlarım öyle dedim ses çıkarmadı düşmüş kızlar sonesini okudum ardından Kızlarımız hep ağlayarak mı savaşa gidemeyecek? Burnunu kaşadı, savaşa mı gitmek istiyorsun dedi. En sonunda da Kan adlı şiirini okuyor ki biz onun kadın olarak bir e, regliye dair olduğunu, kadınların her ay yaşadığı bir ritüele dair olduğunu anlıyoruz. Adam ne kanı bu anlayamadım dedi gözlerini kırpıştırarak. Ben de anlaşılmasın diye öyle soyut yazmıştım şiiri. Doğrusunu söyleyemedim ona tabii. Savaş korkusunu simgeliyor dedim. Ellerine sağlık, pek güzel yazmışsın ama şair olabilmek için daha çok küçüksün diyor adam. Evet, buyurun kadın dünyasına, ee, kadın edebiyatı, ee, insanlık durumlarının ötesinde. Bunu yazmış arkadaşlarımız da var, hem de çok güzel yazmış. Ya da arkadaşlarımız olmayan e, yabancı kadın yazarlar var. İnsanlık durumlarının ötesinde kadınların ve kadın yazarların neyle sınırlandığını, e, mansplaining'i, değersizleştirmeyi, ön yargıları, e, bedenimizin neye neyi yazmamıza izin verdiğini ya da vermediğini, e, çünkü feminist şehirde Leslie Ken e, şöyle soruyor, bedenim neyi yazmama izin verir? E, ben de Tersinden sorarak kadın edebiyatına e, bakmayı düşünüyorum. Bedenimiz e, nasıl sınırlamış bizi? Neyi yazamamışız? Mesela aylak adamı niye bir kadın yazmamış da bir adam yazmış değil mi? E, acaba bunun bizim hep bakılan olmamızla e, alakası var mı? Ya da Türkçe edebiyatı bu gözde yeniden okursak e, neler buluruz? Evet, e, bedenim Mizin neyi yazmamıza izin verdiğini, zar bekçisi annelerimizi, bize giydirilen gömleğin neden dar geldiğini ve bunaldığımız halde neden çıkaramadığımızı anlatır kadın edebiyatı. Nermin'in derdi nedir? Nermin'in derdi kamusal alana erkekler kadar özgür girememek. Erkek camiasında kendine yer açamamak. Ailenin muhafazakar baskısına karşı koymak istemek ama bir dereceye kadar koyamamak mesela istediği adamla evlenemez sonunda Bedri ile yine evlenir. Ee, özgürlüğünü ele geçirmektir kısacası Nermin'in derdi. Ee, erkeklerin alanlarına sızar. Meyhanelere, siyasete, iş arar hepsinde de tacize uğrar. Ee, entelektüel erkeklerin kadınlara askıntı olması, yazdıklarını aşağılaması, arkasından dedikodular uydurması, Erkek yazarlarca işlenmeyen durumlara yabancılaştırır okuru Erbil. Türkiye'de kadın edebiyatın ve kuyur edebiyatın, toplumsal cinsiyetin daha çok tartışılmasının önümüzü açacağını düşünüyorum. Çünkü gelip hep bir yerde tökezliyoruz. Hani dedik ya İstanbul Sözleşmesi iptal edildikten sonra Çay Koyun yeniden başlayacağız diye. Biz hep yeniden başlıyoruz. Ve ben artık neden diye sormaya başladım. <laughs> neden? Bir şey yanlış ama ne? E, çünkü evet e, sadece bizde değil, batıda da, Almanya'da da, Amerika'da her yerde var. işte Polonya'da e, kürtaj yasağı geldi. 6 milyon kadın sokağa çıktı. O, o yasağı geri aldırttı. Her yerde var bu ama benim e, ülkemde yaşadığım kendi üzerimde, bedenimde hissettiğim dayatmalar da daha çok ilgilendiriyor beni. Ee, toplumsal e, cinsiyet gözüyle Türkçe edebiyata bakarken Serpil Sancar'ın e, modern, e, modernleşmenin cinsiyeti erkekler, e, e, Türk modernleşmesinin cinsiyeti erkekler devlet kurar, kadınlar aile e, kitabı çok zihnimi açtı benim. Tam da o demin bahsettiğim e, dışarıda modern evde geleneksel yapının üstüne gidiyor. İşte e, şu ana kadar yapılmış çalışmalardan örnekler veriyor. Notlar aldım. E, unutuyorum adları çünkü. E, Gülsüm Baydar'ın çalışmasına bakıyor. İşte modern ev imgeleri üzerine araştırmalar yapmış e, Gülsüm Baydar. Modern Türk evi erkeğin evi olmakla birlikte kadın o eve konfor, bakım, güzellik getiren bir unsur olarak resmediliyor diyor. E, Serpil Sancar'ın meselesi e, Türk e, modernizminin cinsiyetine bakmak aslında ve bir eril modernleşme olduğunun altını çiziyor defalarca. E, bu da aslında bizim Nerede tökezlediğimizin işaretini veriyor. Ve bunları e, iyice özümsemezsek, iyice sindirmezsek biz hep tökezlemeye devam edeceğiz sanırım. Yani kadınla bir takım hatlar verilmiş. Türk modernleşmesi kadını nefer olarak öne sürmüş ama bir yandan da e, anneliği yüceltmiş. Kadına senin yerin evdir demiş. O yüzden biz hala... E, kadının yerinin ev olmadığını anlatmak için mücadele veriyoruz. Sokaklar bizimdir diye bağırıyoruz. Bizim olsun diye. Çünkü bizim değil hala. Sadece muhafazakar erkek değil. E, aydın erkeğin gözünde de işte Peyami Safa'dan örnek veriyor. Yakup Kadri'yi biliyoruz. Namık Kemal'den örnek veriyor. Kadını değersizleştiren, e, karakterler romana giriyor. Çünkü e, Serpil Sancar e, Türkçe romana giriyor. Bunu iyice anlamadan bugünü anlamak zor. E, kadın edebiyatını tam değerlendirmek zor. E, kadın edebiyatına dair Yapılabilecek çok araştırma var ve ben herkesi e, yürek e, cesaretlendirmek istiyorum. E, çünkü kendi serüvenimden biliyorum. Amerika'da e, modernizm ve kadın Amerikan kadın yazarlar dersi alırken ben hala ya işte kadın olmaları da o kadar önemli mi derken yavaş yavaş kendi hayatımda da e, kendi yazınımda da kadının ne kadar önemli olduğunu idrak etmeye başladım. Hani o kadın yazar olmak istemiyoruz ya. Çok anlıyorum bir yandan hem cinslerimi o belirteçten çok sıkılıyoruz işte. Ben kadın yazar değilim dedi. Yıllarca pek çok arkadaşım. Ben artık ona sahipleniyorum çünkü edebiyatın cinsiyeti var. Öyleyse eşitlik gelene kadar kadın yazar demekten imtina etmeyeceğim ben. Bu eşitliğin gelmesi için de e, kadın edebiyatı okumalarını artırmak çünkü roman okuru kadın, bugüne kadar biz okuduk erkek yazarları da, e, bunu artırmak ve e, pek çok farklı perspektiften kadın edebiyatına bakmak gerekiyor e, deyip tekrar notlarıma dönüyorum. Evet sadece bizde değil Batı'da Anglo-Saksan Sakson dünyada da modernleşme kadına ikinci roller verdi demişim. Annelik yüceltildi. Kadın erkeğin özgürleştiği kadar özgürleşemedi. Batı'da da özel alana hapsedilmemenin, kamusal alanda daha çok görünür olmanın mücadelesini verdi, veriyor. E bu durumun biz edebiyatçıları ilgilendiren şöyle bir yanı var diye not almışım. Müsaadenizle boğazım fırızlandı. <laughs> Şimdi kadın bir yandan özel alanda sınırlandırılırken öbür taraftan da özel alanı anlattığı ölçüde değersizleştirildi edebiyatta. Ee, Margaret Atwood hayatını anlatan A Word After A Word After A Word Is A Power belgeselinde e, şiir yazarak başlamış e, hayatına ve 50'li yıllarda e, Bohemia konsolosuna şiir gecelerine gittiklerini söylüyor. Ve sonra diyor ki durup kadını beyaz eldivenlerle 1950'lerden söz ediyor. Kadını beyaz eldivenlerle ve korselerle tanımlayan ya da kadın erkek saat kaçta eve gelirse gelsin gülümseyerek önüne yemeğini koyan kişidir de denen bir toplumda nasıl kadın şair olacaktık diyor. Sonra şöyle cevaplıyor sorusunu. Mesele tanımlama meselesidir diyor. It's a matter of self-definition diyor. You have to make the place that you would then be in. Var olacağınız yeri siz tanımlayacaksınız diyor. Bu öz tanımlama meselesidir. Self definition diyor. Evet yürüyeceğimiz yolu biz kendimiz yaratacağız ve bunun içinde tanımlayacağız. Kadınların gözünden dünyayı anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi denebilir ki bu dünya var zaten. Margaret Atwood zamandaki kadar zor değil. Atwood e, 50'de Harvard'da okurken Laman kütüphanesine giremiyormuş. Kadınların girmesi yasakmış. Şiirler vardı orada şiir kitapları ve ben giremiyordum diyor sonra ne yapıyor Atwood? 80'lerin başında Berlin'e giderek damızlık kızın öyküsünü yazıyor. Ben diyor hep okurdum distopya. İşte 1984'leri e, ve e, diğer e, Brave New World'ü diğer distopyaları kadınları anlatan bir distopya olsa nasıl olurdu diye sordum kendime diyor. Ve damızlık kızın öyküsü böyle çıkıyor ortaya. Yapmakta olduğumuz şey dolayısıyla aslında çok basit. Kadının gözünden dünyanın nasıl göründüğünü anlatacağız. Ama bir o kadar da zor. Niye zor biliyor musunuz? Çünkü biz bunu deneyimlesek de farkında değiliz. Henüz bilinç düzeyine çıkmış değil. Bunu kadın arkadaşlarımla konuşurken görüyorum. Kendime dair düşünürken görüyorum. Diğer kadınları gözlemlerken görüyorum. Bir farkındalık yaratmamız gerekiyor. Roman... Bir kültürün şuur altıdır diyor Cemil Meriç. Şu ana kadar e, erkeklerin şuur altı yazıldı daha çok. Biz o zaman o bilinmeyen alana gireceğiz. Kadının bilinçaltına ve bunu yazacağız. Ama bunun için önce kendimize söylememiz gerekiyor meselenin ne olduğunu yazmak itiraf etmektir. Bir kadın olarak itiraf etmemiz gerekiyor. Ezilen bilincine sahip olmamız gerekiyor. Bunu bu mağduriyeti kabul etmek zor, zor biliyorum ama bir ezilen bilincine sahip olmadıkça kendi meselemizi de yazamayacağız. Ancak bugün soruyoruz. Leyla Erbil tuhaf bir kadınla hak ettiği yeri bulmuş mudur edebiyatımızda diye. Ya da Adalet Ağoğlu, neden ölmeye yatmak hala çevrilmemiştir ya da tuhaf bir kadın İngilizceye? Çünkü önce bu ülkede marjinalleştirildiler onlar. Salih Alpaker'in nefis bir e, makalesi var 90'lı yıllardan ama hala okunası, e, Unmuffled Voices diye başlıyor. E, kadın edebiyatına dair ve o da giriyor mesela neden kadın demek istemediklerini kadınların kendilerine. Gülten Akın'dan önemli e, örnek veriyor. Çünkü diyor negatif bir yükü var bu kelimenin. Kadın kelimesinin. Yani yıllarca bayan ya da hanımefendi diyerek yanından geçmeye çalıştılar o kelimenin diyor. Evet. E, kaçta başladık tam olarak? Şu an ben e, on geçe mi başladık? On geçe gibi başladık. Tamam evet olmuş, yarım, yarım saat evet. mi konuştum? Biraz hızlandırayım. E ee, Ellen Butcher Doris diye bir kadından araştırmacıdan bahsetmek istiyorum ama çok kısa bahsedeyim çok vaktimiz yok çünkü. Ee, Respectability and Deviance diye bir eseri var. Orada 19. yüzyıl Alman kadın yazarlara giriyor. Ee, ilk Alman kadın yazarlar toplantısının raporundan alıntılar yapıyor. İşte bir kadın yazar podyuma çağrılmış ve Amelia ve örgüsünü bir kenara bıraktı ve geldi. Ve neden kadınların kendi toplantılarının yapılma, yapılmasının şart olduğunu anlattı. Yazılıyor raporda diyor. Sonra da e, bu örgü meselesi çok sık çıkıyor karşımıza raporda diye devam ediyor Jaurès. Ve raporun abartılı bir şekilde komik, anonim ve maksatlı olarak ön yargılarla dolu olduğunu belirtip labeling teorisine giriyor. Etiketleme. Kadın yazarı e, kadın edebiyatı kadın yazını hep etiketlendi diyor çünkü kadın ve erkek de etiketlenmişti farklı şekilde işte saygınlık erkek tarafındaydı özveri mağduriyet işte boynunu eğme kadın tarafında mantık erkek tarafındaydı kamusal erkek tarafındaydı işte domestik e, utangaçlık kadın tarafında e, başlamamız gereken yer burası olabilir mi diye soruyorum ben de normalliğin tanımı ya da Okuru normale yabancılaştırmak, Leyla Erbil'in o demin okuduğum pasajları tam da bunu yapıyor aslında. O e, kadın yaşantısındaki kısıtlamaları sokuyor gözümüze. Duysalar kıyamet kopar diyor. Ona askıntı olan arkadaşının abisini anlatıyor. Şiirlerine tuhaf yorumlar yapan erkekleri, eşit ilişki kuramadığı erkekleri anlatıyor. Ee, şiir deyince buradan aslında Deborah Levy'ye geçebiliriz. Şöyle coverını da göstereyim. Eve yüzerken. Kız kardeşim çevirdi. Elvan Kıvırc Kıvılcım çevirdi. Sonra Sıcak Sütü Eda işler çevirdi. Yeni e, olanı da Eda çevirdi. Herhalde bitti geliyor yakında. Ee, Eve Yüzerken'in ana karakteri e, Kitty de şiir yazıyor. Bir botanist aslında. Ve e, şair Joe ile eşi Isabel'in e, yazdık evinin ortasından böyle bir yaratık gibi düşüyor. Joe ve eşi Fransa'da, Güney Fransa'da tatilde. Kitty de Joe'ya ulaşmak istiyor. Kendisi de şiir yazıyor ya, ona okutacak. E, Leylar Bilden biraz daha farklı olarak. E, Arzusuna sahip çıkan kadınlar var ee, Deborah Levy'de ee, ama arzu biraz daha dolayımlı çünkü e, Joe'ya ulaşmak istiyor, Joe'yu arzuluyor ama bir yandan da erkek dünyasını ele geçirmek, istemek... E, Kitinin arzusu, ee, yazıyı şay, şairli arzular gibi arzuluyor çünkü Joe'yu. Bu e, çok e, kırılgan e, karakterler vardı Deborah Levitt'e, Sıcak Süt'te de öyle. Hatta e, baktım yok Sıcak Süt'ün girişini okuyabilsem size, direkt bu e, kırılma imgesiyle başlıyor. Bilgisayarın laptopu yere düşürüyor ve kırılıyor. Diyor ki o kırılırsa ben de kırılırım. her şeyim içinde diyor. Ama bu kırılganlık başka bir şey aslında. Ee, bir anne-kız ilişkisi var sıcak sütte. Ee, iki farklı cinsiyete çekilen Sophie var. Dediğim gibi e, cinsel kimlikler e, flu e, Levi'de. Eve yüzerken de ise e, her bütün kitaplarında kadın karakterler. Ee, önemli Levin'in bunun altını çizmek gerekiyor. Ee, kadının kırılganlığı erkeği de kırılganlaştırıyor. Şimdi bu da önemli çünkü kadın edebiyatı sadece kadına dair bir farkındalık yaratmıyor aslında. Erkeğin kırılganlığını anlatarak erkeğe dair de bir e, farkındalık yaratıyor. Ee, yazar o baş, yani başlangıç demiştik. Başlangıçta bir dünya yaratır demiştik. Onu sık sık ziyaret eder. O başlangıçtaki imgeleri araladığı e, kapıyı biraz daha açarak başa geri döner. E, Kiti o yazlık evin havuzunda beliriyor. Eve yüzerkenin girişinde. Eve yüzerkenin kapanışı da. Yine bu havuza dönerek oluyor. Havuzda başka biri beliriyor. Şimdi bir spoiler olmasın kitabı okuyacaklar için söylemeyeyim ama... E, aynı şekilde Leyla Erbil de e, tuhaf bir kadında başa dönüyor. Dört bölümden oluşuyor biliyorsunuz tuhaf bir kadın. E, son Nermin bölümünde onu evlenmiş bir e, Türkiye İşçi Partisi üyesi bir kadın olarak buluyoruz. İşte taşlı tarlaya gidiyor, gece kondu bölgelerine halka yakın olmak istiyor... Ee, ...birinci bölümde... ...yarıda bıraktığı cinsellik meselesine dönüyor. Ee, kendi cinselliğiyle... ...hesaplaşıyor Nermin. Yani başlangıca... ...hep geri döner yazar. Ee, erkeğin kırılganlığı dedik. Kitty'nin ve... ...Isabel'in romandaki... ...kadın karakterlerin kırılganlığı... ...Joe'yu da kırılganlaştırıyor. Ee, ve... Bir şey çökerken altında hepsi birden kalıyor. Ee, bu farkındalık şöyle önemli. Ee, erkeğin varoluşuyla ilgilendi roman demiştim. Kadın da hissediyor hiçliği elbette. Ama kadının e, varoluşunu kadın edebiyatında buluyoruz. Dışarıda bırakılan bir varoluştu sanki varoluş böyle ikiye ayrılmış işte erkek ve kadın var ve kadının varoluş problemlerine dair biz çok fazla şey duymamıştık kadın edebiyatı bunu anlatana kadar ben diyeceğim ki şimdi burada bizim varoluş huzursuzluğumuz çifte kavrulmuş hem kadın olarak hem bir insan olarak elbette ben de hiçliği hissediyorum ben de e, ölümün olduğu bu hayatta bir mana arıyorum hayatıma. Varoluşçu arayışım var, cinsiyetimden bağımsız. Ama bir de bir kadın olarak huzursuzluğum var. Onun için hani şu meşhur e, Ece Ayhan dizesi vardır ya, e, şiirimiz Mor Külhanedir Abiler. Ben de diyorum ki varoluşumuz çifte kavrulmuştur abiler, bir düşünün. Eee... Ve Deborah Levy'e geri dönelim. Aslında Eve Yüzerken'in başına okuyacaktım ama vaktim yok. Onun için e, kısaltıyorum. Kitty bizim botanist karakterimiz hiçbir yere ait değil. E, köksüz, evi olmayan kadınları anlatıyor çünkü e, Levy. Ve bu çok da tanıdık bir durum kadınlar için. Bize hep yeriniz ev deniyor ama o ev hiç bizim olmadı. Evet evimiz yok onun için ve bu evsizliği anlatıyor, bu yurtsuzluğu anlatıyor Levi. Ee, New York Times'a yayınlanan bir eleştiride kitabın türünün belirsizliğinden söz ediyor eleştirmen ve biraz Virginia Woolf, biraz Patricia Highsmith karışımı diyor, biraz şabrol filmi diyor. Sonra da belirtiyor, kendine has bir kitap bu diyor. Ben de kadın edebiyatının başarılı bir örneği demek istiyorum. Ee, ve Yavaş yavaş bitirmeden kendi kitabıma e, gelmek istiyorum, kendi başlangıcıma. Kadınlar yazarken hangi bedelleri öderler? Kadınlar e, tarihte hangi bedelleri ödediler? E, uğultular buna bakıyor. Ama ona geçmeden önce ben kasaba doğumluyum. İlk kitabım kasabı ve yalanlar e, da oradan alır adını. Yani başlangıcım kasaba, buğday tarlaları arasında geçti çocukluğum. Ee, sonra Jilet Sinan'ı yazdım. Ama Jilet Sinan'a da bir kadın bakışı silmiştir. Orada bir e, Jilet'in karşısında e, karakter vardır. Gül, geceyi anlat bana der. Bir e, erkeğin böyle bir karakter yaratmayacağını düşünüyorum. Çünkü geceyi bilmeyen biziz kadınlar. E, o cümle biraz da bana ait. Çünkü e, tıpkı erkekler gibi dışarıyı, geceyi bilmek isteyen biriydim. E, ve e, Gül'e sor, sordurttum o soruyu. Yani biz başka şeyler yazsak da bir kadın bakışı siner, sızar bir şekilde e, yazdıklarımıza. Evet tekrar e, ulutlara dönersek iki karakter var. İki önemli karakter Kader ve e, Dolunay. Kader bankacı, evli ve yeni bir yön arıyor hayatına. Önünde boş bir e, kil tablet var. E, ve sizin için hazırlanırken orada önemli bir cümle keşfettim. Bu da oluyor. Yazarlar kendi e, e, yazdıklarını da sonradan yeniden keşfedebiliyorlar kader hayatına yeni bir yön verecekken diyor. İsterseniz direkt kitaptan okuyayım. 14. sayfadaydı. kaderin hikayesini taşın üstünde yeniden başlatacak kelimeyi arıyorum demişim. Sonra da o kelimeyi gördüm olarak seçmişim. İşte ve Tanrı diye başlayabilirdim demişim. Ey kelimesini tercih edebilirim demişim. Sonra gördüm. Bunu yazan kadının boyunu eğmeyeceğini gösteren tehlikeli bir seçim ve erkek kadına böyle bir şansı verdiği için pişman oldu bile demişim. Bakış açısını değiştirmek çünkü, görmek, kadının görmesi. E, 1970'li yıllarda e, Sevgi Soysal'ın, e, Leyla Erbil'in, diğer e, kadın yazarların yaptığı bu. Artık tarihe e, kadının perspektifinden bakmak. Ee, ve yaşadıklarımızı anlatmak. Kaderin de gördüm demesinin böyle bir önemi var. Ee, her okuyuşta yazar da yeniden keşfedebiliyor kendi e, kitabını. Ee, girişini okuyanlar daha giriş yani başlangıca bakanlar dilini sert bulduğunu söylüyor. Ee, şimdi bu Atwood belgeselinde diyorlar ki evde kızın örgüsü için biraz scary, biraz korkutucu yazdıklarınız diyorlar. O da diyor ki gerçeklik korkutucu. Ben de diyeceğim ki gerçeklik sert kusura bakmayın. <laughs> yani e, e, kadın cinayetleri tabii 2015'te de vardı. 2015'te başlamışım ben bunu yazmaya notlarıma baktım günlüğüme. Ama e, bugünkü hali görüyorsunuz. E, her geçen gün sertleşiyor gerçeklik. Dolayısıyla o kadar da sert değil aslında. Uyandığımda yanımda sere serpe bir yabancı yatıyordu. Eğer bir gün yüreğim ısınırsa yeniden oraya yerleşebilecek bir erkek. Ama şimdilik buz gibiyim. Onu kaybetmekten korktuğum kadar buzların çözülmesinden de korkarak çıkıyorum örtünün altından. Dişlerimi takırdayarak bakıyorum yabancıya. Demek ki Kalbimiz soğuyabiliyor, buz gibi olabiliyoruz ee, ama yazlıkça kurtulacağız o buzlardan deyip sözü size bırakıyorum.